Bunun hesabını soracağım senden. Göreceksin bak. Çok acı çektireceğim sana. Birazdan ben sana soracağım mahkemeye giderken. İstersen enerjini fazla harcama İskender Ağa. Savcının karşısında ihtiyacın olacak. Buna da söyleyecek birkaç sözüm var. Merak etme sen. Ya vallahi pek tavsiye etmem ama yine de sen bilirsin tabii. Of, başımızı şişirdiniz ya. Götürün şu pislikleri. Pislik senin adındır. Bana bak, daha fazla başını belaya sokma istersen İskender Ağa. Bırak lan, kendim giderim ben. Ağam bir sus ne olur. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı İskender Bey? Vallahi dediğim gibi Sayın Savcım. Bizim bu olaylarla yakından uzaktan ilişkimiz yoktur. Biraderimle birlikte cuma namazını kıldıktan sonra doğruca eve gittik. Bütün gün dışarı çıkmadık. Konak halkı külliyen şahittir bu söylediklerime. Anlaşıldı İskender Bey. Çıkabilirsiniz. Sağ olun Sayın Savcım. Ağam. Ne oldu, neler sordu? Sence bizi bırakırlar? Olay ne bileyim Bedir. Karnı yüzü mahkeme duvarı gibi. Hiçbir şey belli olmuyor. Hiç boşuna umutlanmayın. Savcı hanım o delilleri gördükten sonra sizi hiçbir yere bırakmaz. Şimdi doğru nöbetçi mahkemeye. İşiniz zor. Hadi yürüyün. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ediyorum. Anlaşıldı Sayın Savcım.